Arkadaşlar ülkemize savaş açıldı. Derhal vatanınızı savunun. Emredersiniz efendim. Emredersiniz, emredersiniz, emredersiniz efendim. efendim. Askerler düşman her türlü saldırabilir. Füze de atabilir kafamıza. Her türlü vatanınızı savunacaksınız. O sırada düşman ülkesi. Efendim bugün nereye saldıracağız? Ordularımız çok güçlü. Ve mutlak zaferler elde ediyorlar. Ordularımız bugün zengin fakir şehrine saldıracak. Bizim ordularımız çok kaliteli. Son Sistemlerimiz son teknoloji. Donanmalarımız çok kaliteli. Onların işini bitireceksiniz. <laughs> bizim ekipmanlarımız da düşmana göre yetersiz olsa da gayet güzel ekipmanlar. Bunlar bize savaşı kazandırabilir. Vatanımızı savunacağız. Eski de olsa tanklarımız var, uçaklarımız var ve vatanımızı en iyi şekilde savunacağız. Pilotlar, düşman bizim hava sahamızı ihlal etmiş. Derhal kalkın ve Düşman uçaklarını vurun. Uçaklarımız yetersiz olabilir ama bunu yapmak zorundasınız. Tabii ki de efendim, emredersiniz. Hadi bakalım şu uçağa bineyim ben hemen. Eee şöyle kalkalım bakalım. hayır ha <laughs> ezikler sizin uçaklarınızı bombalayacağım ha <laughs> işinizi bitireceğim ezikler ha <laughs> ezikler Sizi işinizi bitireceğim Aa, mukayese edilemez Şuna bakın bütün hava savunma sistemlerimiz yok oldu. Olamaz şehrimiz artık hava savunmasız. İstedikleri gibi işgal edebilirler şehrimizi. Hayır. Hava kuvvetimizi söylememe bile gerek yok. Hava kuvvetlerimiz çok kaliteli. Düşmanın işini bitirecek düşmanı bombalayacak. Donanma anlamında da hava anlamında da çok güçlüyüz. Onları yarıp geçeceksiniz. Onların teknolojileri zaten çok zayıf. Ordularımıza hemen talimat geçiyoruz ve orayı yerle bir ediyorlar. Orada taş üstüne taş bırakmayacaklar. Arkadaşlar bomba sesleri geliyor evin dışarısından. Ulan yoksa oğlum ülkemize mi saldırıyor? Ne oluyor lan? Allah Allah. Oğlum ne oluyor lan? Allah Allah bomba sesleri geliyor lan dışarıdan. Hanım ne oluyor? Çocuğum ne oluyor dışarıdan? Lan ne oluyor arkadaş? Niye bu bomba sesleri geliyor lan? Topraklarımıza mı saldırıyorlar lan yoksa? Allah Allah. Babacım ne oluyor burada dışarıda? Ne oluyor babacım? Aaa arkadaşlar. Ya hanım ne oluyor ya? Bu bomba sesleri de ne böyle? Beyim Beyim vatanımıza saldırıyorlar. Ne lan arkadaş ya. Oğlum kim bizim topraklarımıza saldırabilir lan. Aa, Aa Tamam siz burada bekleyin. Siz şuradan güvenli sığınağa girin tamam mı. Ee, buradan aşağı inin siz. Ee, hanım çocuğu da al böyle besle. Yanlış bir şey yapmayın hadi bakalım. Şöyle e, gidiyorum ben. Bakın. E, burayı kapatın tamam ben gelene kadar da asla açmayın. Aa, bize saldıranların ağzını burnunu kıracağım memleketlerini söküp alacağım onlardan. Siz burada bekleyin sakın dışarı çıkmayın. Lan köylü müddin ne yapıyorsun sen? o ne lan? O ne lan? Ülkemiz ele geçirilmiş lan benim dükkanım da ele geçirilmiş. Hayır. Evet kardeşim gerçekten öyle. Vatanımızı bugün itibariyle işgal ettiler ve şehrimize düşman bayrağı astılar. Bütün komutanlarımız öldü. Bütün hava savunma sistemlerimiz yerle bir oldu. Havalimanını bile bombaladılar ve belediye binasına kendi bayraklarını astılar ve belediye başkanını öldürdüler. Çok kötü bunların idaresi çok. Her yere kendi bayraklarını astılar. Kendi egemenliklerini gösteriyorlar. Mert bir şey yapman lazım kardeşim. Bence de bir şey yapmam lazım Muhittin abi ama Bilemiyorum ya. Allah Allah ya. Ben ne yapacağım ben ya? Buradaki o askerlere karşı hepsine karşı ben bir tek ben mi kaldım? Evet eli silah tutan bir tek sen kaldın evladım. Ah, evet arkadaşlar şöyle aldığım silahları da göstereyim. Böyle bayağı bir silah aldım. Ve bunlarla vatanımızı koruyacağım. Hadi bakalım Muhittin abi ben gidiyorum. Yolun açık olsun evladım. Hadi bakalım arkadaşlar şöyle gidelim bakalım. Ulan bunlar burada ne konuşması yapıyor lan bunlar. Arkadaşlar ben bunların işini bitirmez miyim lan? Anarko kapitalist ülkemiz şanlı zaferini kazanmıştır ve bu fakir kasabayı ele geçirmiştir. Çok yaşayın efendim! Çok yaşayın efendim! Çok yaşayın efendim! Efendim şurada polis yeri var, polis karakolu var orayı da bombalayalım mı? Tabii ki de bana sormanıza bile gerek yok oranın içini parçalayın orayı mahvedin. Yıktık efendim polis karakolunu yıktık. Oradaki bütün polisli memurlarını öldürdük. <laughs> Aslanlarım çok güzel iş başardınız. Bu vatanı ele geçirdiniz. Sizlere tebrik ediyorum. Olamaz arkadaşlar ne ara polis karakolunu patlattılar bunlar. Hepsine birden saldıracağım. Hepsine bir nasıl saldırayım? Bu shotgun'ı mı denesem acaba? Şöyle ta geberin lan buraya gelin lan buraya şerefsizler gel lan buraya hadi bakalım arkadaşlar o şatkan çok iyiymiş arkadaşlar oha hepsinin işini bitirdim silahlarım gerçekten çok iyi arkadaşlar hadi bakalım ya da Mert Üstün ailesinin gücü baya büyük arkadaşlar sen ne yapıyorsun lan burada sen yaşıyor mu lan ben seni ölü zannettim He abi ben biraz geri zekalıyım da böyle ayakta durmayı çok seviyorum ben öyle kukla gibi bir adamım Oğlum senin şekline şemalle tüküreyim seni asker diye vermişler ya. Bak şunlar öldü de sen ölmemişin de. Şöyle seni de öldüreyim hadi bakalım arkadaşlar. vallahi bu askerler baya ezikmiş ya. Ama arkadaşlar bunların uçakları falan var yani böyle. Baya bir bombalamışlardı arkadaşlar şehrimizi. O yüzden arkadaşlar baya güçlenmişler bunlar. Şuna bakın arkadaşlar uçakları çok kaliteli ama piyadeleri çok dandik arkadaşlar. Askerleri gerçekten çok ezik. Ama şurada Belediye binasını bile almışlar arkadaşlar. Belediye binasını bu pisliklerden temizlemem lazım arkadaşlar. Ama ne yapacağım bilmiyorum. Ya bir de onların ülkesine gidip de orayı da ele geçirmem lazım ama onun için uçak lazım arkadaşlar ve benim gerçekten evet uçağım yok. Ama şurada da pilot Muhittin abi var kokpitte pilot Muhittin abi şuradaki ona da bir gideyim sorayım arkadaşlar. O da bizden biri de orayı bombalamamışlar ibare. Merhaba Muhittin abi. Ya baksana bizim vatanımızı ele geçirmişler. Ben de onların vatanını ele geçirmek istiyorum. Şuna bak ya bizim komutanımızı bile vurmuşlar ya. Ee, abi bana bir uçak verebilir misin? Ben uçakla onların vatanını ele geçirmek istiyorum da. Tabii ki tabii ki evladım sana uç, uçak verebilirim. Baya dandik bu uçak ama yine de iş görür ya. Abi tabii ki de ben e, yani içinde benzin olsun abi. Sadece yani uçabilsin yeter abi. Tabii ki de tabii ki de evladım. Tahtadan bir uçak. Baya eski teknoloji ama yine de senin işini görür. Ma çok teşekkür ederim Muhittin abi. Oha bu nasıl bir uçak lan? Arkadaşlar şuna bakın. Tahtadan bu uçak. Ben bunu buraya koymayayım çünkü buraya patlayabilir. Ben uçakla o zaman e, onların vatanına gidiyorum abi. Tabii ki de tabii ki. Onlar bizim vatanımıza saldırdı. Havalimanımızı bombaladılar. Sen de tabii ki onların vatanını işgal et. Heh hadi bakalım arkadaşlar. Bayağı dandik bu uçak. Yani gerçekten bayağı bir dandik bu uçak arkadaşlar ama e, yanlışlıkla uçağı kırdım. Evet, gayet mantıklı. Şöyle hemen koyayım arkadaşlar. Yani uçak bayağı dandik bu uçak ama arkadaşlar ben bununla gideceğim arkadaşlar ve siz de benim bu uçakla gidip onların ülkesine ele geçirmemi istiyorsanız arkadaşlar video like atın ve yorumlara gir yazın. Savaş yazın arkadaşlar hadi bakalım. Siz ne kadar çok yorum atarsanız ben de o kadar çok saldıracağım arkadaşlar. Şimdi uçağa biniyorum. Hadi bakalım arkadaşlar yola çıkıyorum. Ulan uçak çok dandik yere düşeceğim arkadaşlar. Uçak uçmuyor yemin ediyorum ya. Ben hayatımda böyle bir dandik bir uçak görmedim arkadaşlar. Eğer şöyle çıkalım bakalım. Ulan bayağı dandik bu uçakmış ama arkadaşlar. Bunların vatanına gitmem için çok yol almam lazım arkadaşlar. O yüzden uçuyorum hadi bakalım. Oo tamam güzel. Bu uçak benim seviyemi görür. Şu bulutların seviyesine çıktık mı? Tamamdır gayet güzel. Ha, tamamdır şimdi onların vatanını işgal edeceğim arkadaşlar. Ne oluyor? Evet Onların ülkesine geldim arkadaşlar. Hemen şuradan atlamam lazım. Hayır. Paraşütü çalıştırdım arkadaşlar. Oha uçak onların ülkesine doğru gidiyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Onların askeri üssü var. Oha donanmalarının üstüne neredeyse indim arkadaşlar. Oha eyvah eyvah eyvah. Hadi bakalım arkadaşlar. Şöyle hemen saldırıya geçelim arkadaşlar. Uçağım oraya çakıldı ya. Olamaz. Ulan bu uçak da neyin nesi? Ne oluyor lan? Allah Allah arkadaşlar. Bu uçak neyin nesi ya? Hadi bakalım arkadaşlar. Ben de uçan parçalandı. Geri nasıl döneceğim acaba? Silahlarımın mermisi bile tam değil arkadaşlar. Hadi bakalım. Oha bir dakikadan Buraya mayın mermisi koymuşlar. Eyvah düşmanlar var. Mayın mermileri var. Şöyle hemen şunların işini bitirelim arkadaşlar. E hadi bakalım arkadaşlar. Biraz zorlu olacak ama şunların hepsinin işini bitireceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Şöyle hemen sen de geber. Eyvah. Yalnız mermilerim tam bile değil arkadaşlar. Bayağı sıkıntı ama şöyle hemen şunların hemen işini bitirelim arkadaşlar. Gelin lan buraya. Bunlar ölüymüş zaten arkadaşlar. Hadi bakalım. Şöyle sizin işinizi bitirelim bakalım. Ha, tamamdır. Gelin lan buraya. Gel lan buraya. Hadi bakalım. Arkadaşlar bununla yakın sıkmak lazım arkadaşlar. Ve bu silahım bayağı güçlü arkadaşlar bu arada. Hemen şöyle he mermilerimi doldurayım arkadaşlar. Yalnız bunların bayağı askeri üssü kaliteliymiş arkadaşlar. Yani donanmaları olsun, hava savunma sistemleri olsun, hava kuvvetleri olsun bayağı güçlüymüş arkadaşlar ama biz de Mertus ailesiyiz arkadaşlar ona bakılırsa yani. Bizim de ailemiz var. Siz de videoya like atarsanız çok seviniriz arkadaşlar gerçekten. Bayağı seviniriz arkadaşlar. Hadi bakalım arkadaşlar. Videoya da like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım arkadaşlar. Şöyle ilerleyelim bakın. Bu ne lan? Şifre 1453. Nerenin şifresi acaba? Allah Allah ya. Şöyle gidelim bakalım. Merdiven altı laboratuvar diyor. Şifreli kapı var arkadaşlar. Demek ki buranın şifresi yani. 1453 diye girelim bakalım. Burası da neresi? Ne? Bu ne lan? Zombi var. Doktor var. Köylüler var. Hapsedilmiş köylüler var. Burası da neresi? Abi bizi, kurtar, abi bizi kurtar abi bizi kurtar abi bizi kurtar abi bizi zombi yapacaklar abi Ne sizi zombi mi yapacaklar Allah Allah doktor bey siz mi zombi yapacaksınız bunları Tabii ki de tabi ki de imparatorluğumuza asker kazandırmak için bedavada zombi yapıyoruz Aşağılık köyleri topluyoruz ve onları zombi yapıyoruz Ne böyle zombi mi yapıyorsunuz ya niye öyle zombi yapıyorsunuz ya Allah Allah ya ayıp değil mi köylüler köylüler istiyor mu belki zombi olmayı belki köylüler istemiyor. Abi biz zombi olmak istemiyoruz abi bizi kurtar abi. Oğlum sen köylüleri zorla zombi mi yapıyorsun ve ordu imparatorluğuna mı kazandırıyorsun? Tabii ki de köylüler başka ne için var ulan aşağıdaki köylüler lan. Köylü milletin efendisidir ulan geri zekalı hadi bakalım arkadaşlar. Doktor olmuş ama adam olamamış. Hadi bakalım arkadaşlar köylüler sizi kurtardım. Hadi bakalım arkadaşlar sizi kurtardım. O abi çok teşekkür ederiz de yani burası Afrika'nın çölü abi biz geri memleketimize nasıl gideceğiz acaba? Ya orasını ben de bilmiyorum yani gerçekten baya bir uzak bir çöldeyiz ama hep şurada bir tane uçak var. O uçak nereye gitti lan? Uçak ver dedim uçak yok oldu lan. Allah Allah. Daha demin uçak vardı arkadaşlar. Şimdi nereye kayboldu lan? Uçakla sizi götürebilirim diyecektim de arkadaşlar uçak bir anda yok oldu. <laughs> Eyvallah ama uçak bulursam sizi götürürüm hadi bakalım arkadaşlar ben şimdi buranın başkanını öldüreceğim ve size kurtaracağım arkadaşlar zaten kurtuldunuz da tamamen kurtaracağım bu ülkeyi tamamen bitireceğim. Yaşasın hadi bakalım abi başarılar dileriz sana. Haydi görüşmek üzere kardeşim. Şöyle gidelim bakalım arkadaşlar. 1453 dedim. Ve şöyle gidelim bakalım arkadaşlar. Bunların şimdi zirvelerini, başkanlarını öldüreceğim. İşini bitireceğim arkadaşlar direkt kökten. Ve şöyle gidelim bakalım arkadaşlar. Buralardan gideyim. Ya burası da tam bir Afrika çölü arkadaşlar. Baya uzak mesafede gerçekten. Yani ama Buralar da güzel arkadaşlar yani. Şöyle gidelim bakalım. Buraya uçakla gidiliyor tabii ki arkadaşlar bu çöle. Ya bayağı uzak yerleşim. Şöyle alan lan. Burada güvenlik mi var lan yoksa? Hey kime bakmıştınız? He ben mi? E, ben ben bu ülkenin askeriyim ya. Ben bu ülkenin askeriyim. He desenize ya. Ben sizi çok seviyorum o zaman. Ben burada yalakalık yapıyorum da. He yalakalık mı yapıyorsun? E, başkan içeride mi peki? Evet evet başkan içeride. Ha, ne güzel. O zaman geri zekalı geber. Allah Allah hadi bakalım arkadaşlar şöyle başkanın yanına gidelim bakalım. Ha, ulan kim benim ülkeme salır Sen mi benim ülkeme saldırırsın lan? Hey dur kardeşim. Hey, sakin ol. Yanlış anladın. Sen zengin fakir şehrinde mi yaşıyorsun? Evet aynen orada yaşıyorum. Ha evet az önce uçağımız kalktı da orayı bombalamaya gitti. <laughs> Ulan ulan şimdi seni öldürmez miyim? Ulan oğlum benim işim beni kızdırmayın lan. Geri zekalı askerler. Hadi bakalım arkadaşlar şöyle hemen şunların işini bitirdim. Ulan ya bir de dalga geçiyor. Bombalamaya gitmişmişmiş ya. Allah Allah. Arkadaşlar neyse ki kurtardık arkadaşlar. He şöyle hepsinde işini bitirdik. Bu ne lan? Oha. Oha en kaliteli uçağı buldum arkadaşlar. Vay be. -E, başkanın özel uçağını aldım arkadaşlar. Şimdi bununla Türkiye'ye gideceğim arkadaşlar bu arada. Ve savaşta biz kazandık arkadaşlar. Gerçekten çok güzel ya. savaş kazanmak da baya güzel oldu arkadaşlar yani gerçekten. Şöyle hemen gidelim bakalım arkadaşlar. Şu köylülerde e, uçağımıza sığar mı acaba bilmiyorum ya. Bu uçak... Bu uçağı sığarlar mı acaba? Şöyle ben bir gideyim bakalım arkadaşlar. Köylere de haber vereyim. Onların başkanlarını öldürdüğüm arkadaşlar. Köylüler köylüler artık o başkanların işini bitirdim. Artık uçakla gidebiliriz. Yaşasın. Hadi bakalım arkadaşlar beni takip edin. Şimdi uçakla gidiyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar. Ben de şimdi Türkiye'ye doğru yola çıkıyorum arkadaşlar. Siz de videoya like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Gerçekten videoya like atan herkese çok teşekkür ediyorum. Şöyle hemen daha çarpmayalım bakalım. Bu uçak da bayağı kaliteliymiş arkadaşlar. Yani buraya gelirken tahta uçakla geldim. Şimdi giderkenki uçağıma bakın arkadaşlar. Her neyse siz de videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ekranda da iki tane video çıktı arkadaşlar. Onları da kesinlikle izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Şöyle lan az daha yere çarpıyordum valla. Şöyle gidelim. Bakalım. Çok heyecanlı arkadaşlar bu arada bu uçağı sürmek Ekranda da iki tane video çıktı Onları da izlemeyi unutmayın kendinize iyi bakın Hoşçakalın bay bay